Merak. Bakmayın siz insanın başına ne geldiyse suçlusu ilan edildiğine. Şu an bu videoyu izlemenizi sağlayan elektrik, ekran, internet ne varsa işte o merak sayesinde. İnsanı zaten hep ileri götüren de bu merak ve keşfetme çabası olmadı mı? Gerçi çok ileri gidemediğimiz de oldu. Kimi fikirler sadece sahibini değil, duyan herkesi gaza getirdi. Kimi fikirler de hava gazı gibi kaldı ama sonuçta her şey bir fikirle başladı. Üzülüyorum aslında koronanın çaresi var. Havadan klor gazı atılacak. Yerden de kuş burnu İptal işte ya. Şimdi abi bunu? Ben diyorum. Eski bir bilim adamı da ne demiş? Bakın kaplumbağalara. Sadece kafalarını çıkarıp risk aldıklarında ileri gidebildiler. Vay be! Ne güzel söz değil mi? Ama Twitter'da yazmadan önce bir düşünmek gerek. Çünkü nerede alındığı bilinmezse bazı riskler kaplumbağa hızıyla bile ilerletmiyor insanı. Çünkü bazılarının amacı ileri gitmek değil, ölümüne yerinde saymak. Tedbirler kapsamında ilk dikkat ettikleri konu halay oldu. Evet, icat bulup değil, icat çıkarıp alınan riskler coğrafyaya göre değişiklik gösterebiliyor. Peki coğrafya mıdır kader? Yani Kaderine razı gelenlerin coğrafyasında öyle. Yani bir güruha katılıp zombilerden tek farkını AVM'de alışveriş yaparak ortaya koymaksa kadar Yani AVM'leri açıyoruz dediniz açmışsınız eyvallah tamam ama açık bir mağaza yok. Hiçbir yer açık değil ki Nurcan ne neye geldik? Ne demiştik en başta? Merak. İşte kiminin merakı bir AVM'nin içinde olana kiminin merakı da dünyanın dışında olana. Ama o merak hep vardı. Evren ve gezegenler hep araştırıldı. Rusya'da kozmonotlar, Amerika'da astronotlar, Türkiye'de de astrologlar. Tamam onlar evrene enerjiyle insan gönderirken astrologlarımız da enerjinin ta kendini gönderdi ama olsun. Daha sonra işi biraz daha ilerlettik ve Instagram'dan molekül göndermeyi başardık. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz biraz gönderiyorum. Cıkı sıkı dış dış. Neyse ne diyorduk? SpaceX ile Beren Saat arasında bağlantı kurabilen başka bir kanal bulamazsınız diyorduk. Bugüne kadar uzaya çok gidip gelindi ama geldiğimiz günde de yani tam da şuradan kalkıp arabayla markete gidemediğimiz günde ilk kez bir özel şirket uzaya insan gönderdi. Ha gerçi insanlığın geldiği son noktayla Türk televizyonculuğunun geldiği son nokta internette neredeyse aynı reytingi aldı ama olsundu. Peki bu kadar kişi neyi izledi? Uzaya seyahatlerin yolunu açabilecek bir uçuşu, insanlığın nasıl ilerlediğini, dünyanın teknolojiyle daha modern bir çağa nasıl ilk adımını attığını mı? Tam da o anda, o roketin altında insanlık bin yıl önceki medeniyetlerle derdi aynı olup salgınla boğuşurken ve hatta bin yıl önce de olan ırkçılık sokaklarda can alıyorken. Yani yine birileri hala renginden dolayı ölüyorken yine kandırıldık. Aslında değişen hiçbir şey yok bu dünyada. Onlarca yıldır Mars, ay, uzay dediler. Biz de ilerlediğimizi sandık. Bilime, keşfe, yeni buluşlara, insanın azmini göstermesine karşı bir duruş değil bu söylediklerim. Yanlış anlaşılmasın. Ama devletlerin ve artık zenginlerin şurayı bırakıp Şurayı araştırmadaki, Mehtap'tan dünyayı izlemedeki Sidik yarışında gösterdikleri azmi, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmekte gösterselerdi, bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Başta da dediğim gibi, keşfetmek ve o keşiflerle ilerlemek dünyanın hatta evrenin en güzel şeyi. Ama görünen o ki, boşuna çaktırmadan geri yürümeye moonwalk demedik ve yine dikine çıkıp ilerlediğimizi sandık.